Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs'ta işçilerle buluşmasında çok önemli bir noktaya dikkat çekmişti. Seçimlerin ardından bazı belediyelerde işçilerin ekmeğiyle oynanıyor demişti Erdoğan. İşte o zulmün son örneği Diyarbakır'da yaşandı. Sur Belediyesi'ni kazanan HDP, kayyum tarafından işe alınan 145 işçiyi kapının önüne koydu. Yani tek derdi evine ekmek götürebilmek olan 145 işçi işsiz kaldı. Üstelik 2 Mayıs günü, yani HDP'li belediyelerin meydanlara çıkıp işçi haklarından dem vurduğu günün ertesinde. 31 Mart seçimlerinin ardından kimi belediyelerde sendika üyelerine veya işe giriş tarihine bakılarak ayrımcılık yapıldığına, hatta insanlarımızın aşıyla, işiyle oynandığına dair üzücü haberler alıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs'ta işçilerle buluşmasında söylemişti bunları. Adaletin olmadığı bir yerde de zulüm vardır. Zulüm ise bizim inancımızda küfre eşdeğerdir. İşte o zulmün son örneği Diyarbakır Sur'dan geldi. Sur Belediyesi'nde çalışıyorum. Oranın personeliyim. Bize 02.05 tarihinde maalesef çıkışımız verildi. Kayyum tarafından işe alınan personele HDP'li başkan ve yönetimi tarafından zulmedildi. Ben şoför olarak girdim abi. Beni süpürgeye gönderdiler. Beni ağır işlere gönderdiler. Ne verdilerse yaptık. Ben izin bile kullanmadım. Sabah işe geldik, çıkışınız verildi dediler. Ama personel her türlü baskıya rağmen işini yapmaya devam etti. Belediyeye normal ben şoför olarak alındım. Belediye el değiştirdiği zaman eş başkanlar geldiler bizim şantiyeye. Dediler ki biz buraya hizmet için geldik. Eğer dedi herhangi bir hatanız olursa sözleşmenizi feshedeceğiz. Maalesef ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde protesto için kendini yakmaya kalkan bir işçiye git kendini sarayın önünde yak diyecek kadar insanlıktan nasibini almamış bir muhalefet anlayışı var. Şimdi bu zihniyetin belediyelerdeki işçi kıyımına varan uygulamalarıyla karşı karşıyayız. HDP'li yönetim tek derdi eve ekmek götürebilmek olan 145 işçinin işine son verdi. Buradaki bütün arkadaşlar hepsi üniversite mezunları ve hepsi işsiz. Hepsi ev geçindiriyor, hepsi çoluk çocuk sahibi. 145 kişinin de çıkışı yapıldı maalesef. Gerekçe olarak şu an emin olun hiçbir resmi bir şey yok. Evine ekmek götürmek dışında bir çabası olmayan insanları sırf siyasi veya ideolojik sebeplerle mağdur etmenin, ekmeğiyle oynamanın vebalinin altından da kimse kalkamaz. 1 Mayıs'ta göstermelik olarak işçinin yanında izleyen HDP'li Sur Belediyesi'nin işçi kıyımı çocukları da mağdur etti. İşten atılan işçiler çocukları için haklarını mahkemede arayacak. 1 Mayıs işçi bayramını mitinglerle, büyük coşkularla kutlayan yönetim maalesef bugün 02 tarihinde işimize son verdi. Biz işimizi istiyoruz, hakkımızı istiyoruz.